Benden size kötülük gelmez. Yalnız Dobra'ymışım. Hatanızı yüzünüze şak diye söylerim. Mesela bu saç biçim size hiç gitmemiş. Yeter erkek sayım, otur yerine tanışın. Hocam, ben de kalem çağcı. 21 yaşındayım, boyum 1.85, gözlerim kahverengi, saçlarım kestane. Tamam, anladım. Ha, üstelik bekarım. Efendim, ben Deniz de Ayta İsmail. Bravo! 23 yaşındayım. Lise için biraz fazla yaşlı değil misiniz? Hiç göstermiyorum değil mi hocam? Küçül de cebime gir, kırıl. Okulu çoktan bitirmeniz gerekirdi. Acelemiz yok be hocam, sindire sindire okuyoruz. Çift dikiş yani. Ha, ben de bekarım. Kafi, tanıştık. Aa, ama daha beni tanımadınız. Sen de kimsin? Ben disco! Bir disco eksikti. Doğru, eksik. Kaç defa söyledim. Arkadaşlar şu poponu kaldırın da okulun bir tarafına bir disco kuralım diye. Dinleyen kim? Ah, sahi, dans etmeyi sever misiniz? Hayır. Ben Charles Dorak'ın olmaz gibi danslara bayılıyorum. Şimdi sıra sınıfın en vahşi cazibeli erkeğine. Evet. Sen de kimsin? Ben Şaban. Arkadaşlar ne oluyor, kendinize gelin lütfen. Hocam siz bunlara bakmayın, bunlar bana şey demek istiyorlar. Ne demek istiyorlar? İnek. Çok çalışkansınız herhalde. Hocam onun inekliği çalışkanlığından değil, doğuştan. Hadi lan oradan hayvan. Hocam siz bu herifi boş verin, beni kıskanıyor da. Şimdi diyeceksiniz ki Şabancığım niye bu yaşta hala lisede okuyorsun? Vallahi kızların yüzünden. Bir türlü peşimi bırakmıyorlar. Malum ya, vahşi cazibe meselesi. Ama benim cazibem sizinkinin yanında hiç kalır ha. Allah özene bezene yaratmış. Vallahi bizim oralarda olacaksınız, acayip başlık parası ederdiniz. Bir öğretmenle konuştuğunuzu hiçbir zaman unutmayın. Oturun yerinize hocam. Tamam, oturacağız. Bakıyoruz. Kıldırdık galiba. Hocam! Arkadaşlar, isterseniz bu tanışma faslını kesip de dersimize geçelim. Dersimiz dilimiz ve edebiyatımız. Lise öğretimi her şeyden önce öğrenciye çağdaş uygarlığın, genel kültür ve beğeninin anahtarını verir. Onu her bakımdan aydın kişi olmaya hazırlar. Öğretimde dilin ve edebiyatın önemi büyüktür. Evet, işte kitabınız. Ama çalışmalarımız bu kitapla sınırlı kalmayacak. Araştırıcı olacağız. Bol bol şiir, öykü ve roman okuyacağız. Çok roman okuduk hocam. Güzel. Mesela hangi romanları okudunuz? Mesela ben Aşkın Gözyaşlarını okudum. Ben de Red Kit'e hastayım hocam. Ben de Lars'ın romanını okumadım ama filmini gördüm. Ne? Ben Emanuel'i okudum. İnek, sen ne okudun? Yeşil Yıllar. Hocam inek ya, aklı fikri yeşillikte. Uğraşma. Arkadaşlar ben burada değeri olan romanlardan söz ediyorum. Siz sabuk sabuk şeyler sıralıyorsunuz. Neredeyse masal anlatacaksınız sınıfta. Ah hocam, masal dediniz de aklıma geldi. İzninizle bir masal anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kaldığı zaman... Lütfen kesin ve yerinize oturun. Yeter bu kadar rezillik. Edebiyat insanlar arası ilişkileri, konuşma yöntemlerini, hatta saygıyı bile düzenleyen bir derstir genelde. Sanırım sizin de buna çok ihtiyacınız var. Yazmanın ve okumanın yanı sıra konuşmalarınızı ve davranışlarınızı da düzeltin. Geçen ders nerede kalmıştınız? Yatak şiirinde. Ne şiiri? Yatak. Şey yani, divan şiiri. Divan değil, divan şiiri. Edebiyatımızın zengin ve asırlar boyu süren bu şiir türü gerçekten de üzerinde önemli durulması gereken bir şiir türüdür. Divan şiirinin gazel, kaside, şarkı gibi türleri olup mesela arkadaşlar içinizden biri bana divan şiirinden şarkıya bir örnek verebilir mi? Şarkı mı istiyorsunuz? Evet. Darıldım mı çiçeğim bana? Arkadaşlar çok rica ediyorum. Ben yanıyorum. Allah çok seviyor. Badi'nin kahvesinden başladık. Şimdi herkes arka arkaya ister. Çay getir, kahve götür. Bıktım vallahi. Ay. Cezalarını versin reziller, terbiyesizler.
Kimmiş onlar? Kim olacak hepsi? Ay dur hepsi. Aa, sen ağlıyor musun? Yerin dibine bastım böyle sınıf. Gidiyorum Hafizan. Nereye gidiyorsun? Bir yere gidemezsin vallahi. Hem ben sana ilk gün kahvesi yaptım. Ama ha, ne yapayım kahveyi? Ne kahvesi? Ne demek ne kahvesi? Halis Türk kahvesi ayol. Aa, al iç bakayım. Gel al çocuğum. Yavrum hadi al bakayım sonra ağlarsın. Söyle bakayım derdini. Ben ömrümde böyle terbiyesiz, böyle utanmaz, böyle... Böyle hokkabaz bir sınıf görmedim diyeceksin. Yerden güye kadar haklısın. Ama sen onların koskoca boylarına ne bakıyorsun güzel evladım? Onların hepsi çocuk. Hepsi çocuk, hepsi benim kadar neredesin? İyi söyledin ya yavrum, sen bir çocuksun. Ama sen okumuşsun, etmişsin, koskoca bir lise hocası olmuşsun. Boşuna mı oldun güzel evladım? Sonra devlet baba seni ilk dersten kaçasın diye mi öğretmen yap? Evet öyle söylüyorsun, çok güzel ama ben... Kahveni iç, kahve insanın sinirlerini yapıştırır. Hem bu yaşta bu sinir hiç aklım almıyor benim vallahi. Sonra sen kaçarsan, o kaçarsa bu haylazları kim alabilecek? Sen gençsin, onların yaşıtısın. Onların dilinden ancak sen anlarsın güzel evladım. Sonra bu kadar çabuk yılmak olur mu? Hı? Doğru. Aslında bu kadar çabuk pes etmem. Aferin sana. Zaten senin işin pes etmek değil, hababam sınıfını adam etmek. Ah, vallahi falında öyle gösteriyor. Ve bakayım bana. Kimseye söyleyeyim mi? Çok güzel fal bakarım. Ah canım! Seni güleceğim kabarmış. Bak 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 bak. Bana bak doğruyu söyle. Sen kalabalık bir yerden mi sıkıntı aldın? Hı? Nasıl çıkıyor? Nasıl çıkıyor? Bana bak. Bu kalabalık da senden sıkıntı almış. Gençliğimin hayrını görmeyeyim bu bizim sınıf. Vallahi ve billahi. Bak güdüğü gördüm orada. Böyle oturmuş kapının dibinde. Her şey onun başının altından çıkıyor değil mi? Ama sen iki vakitte sınıfa giriyorsun. Allah Allah Allah. Bak kendini görüyor musun? Şurada beyaz bir at. Beyaz atın üstünde de sen. Ay kuyruğun güzelliği de bak canım. Ne güzel beslemişler atı. Hay Allah. Sen bana bak attan iniyorsun, kürsüye biniyorsun. Başından aşağı pembe güller dökülüyor. Ne niyet etmişsen niyetin oluyor. Hadi doğru sınıfına bakayım. Sağ olun Hafize Hanım. Sen de sağ ol. Hafize Hanım. Ananım tabii. Sağ olun. Sen de sağ ol yavrum. Hadi benim kelebeğim. Nasıl fena oldum birdenbire kendi evladım gibi. Okumuş etmiş koskocaman öğretmen olmuş. Şimdi ben bizim haylazlara sorarım. Fakat falı da iyi uydurduk. Ha İzmarit'e bak. Buldum. Valla ben de buldum güdükçüm. Sonunda aradığımı buldum Rabbime bin şükür. Ne buldun lan? Sana söyler miyim ulan? Söylemezsen söyleme be. Ne? Tabii söylemem. Sana şimdi... Semra Hoca'ya aşık oldum diyeceğim, beni milletin diline düşüreceksin. Ne? Semra Hoca'ya aşık mı oldun? İnek mi Semra Hoca'ya aşık olmuş? Ay inek var. Oğlum sarhoş mu kızmaz be? Ulan oğlum sana hiç mi bir şey söylenmeyecek? Evet. Ne çuval ağızlısın lan sen? Ne? Aşık olan inek, yılın filmi. Ne aşık inek. Aşık inek. Aşık inek. Kayt! Kayt! Kesin makineyi nereye? Kesin gürültüyü. Yerlendir. Yerlendir. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Kaldırın popoları. Uyuşuklar. Şunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Sağlam kafa. Sağlam vücut kafaları. Bunlar mı sağlam vücut? Ne biçim vücut bunlar? Kim ıslık çaldı? Ah, o ne? Kim ıslık çaldı dedim. Birisi ıslık mı çaldı? Evet, biri ıslık çaldı. Demek sen çaldın. Al sana ıslık! Hadi şimdi git kaval çal. Hocam, kadın bana vurdu. Dinle. Kadın değil o çocuğu. Kız mı peki? Kız. Nereden biliyorsunuz? Kendi söyledi. Gitti mi? Gitti. Hocam tamam. Gitti. Kim bu kadın ya? Kız. Kız? Yabancı değil. Yeni coğrafya hocanız. Belaat versen. Ama hoca ilk günden bu kadar fena vurulur mu? Canım hoca değil mi? Döver de sever de. Ayrıca o herkesi döver. Geç makineye. Yerlenize. Nerede kalmıştık? Sağlam kafa sağlam bir de sevedene. Gele 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 gele. Şunlara bak yağ tulumlara. Ne biçim vücut bunlar? Bir de bana bakın. Maşallah. Maşallah. Çünkü vücudumda gram yağ yoktur. Özellikle karda. Bakın. Oh, bu karına kurşun işlemez vallahi. Evet, çelik gibi hocam. Vallahi aşk olsun hocam. Sizi tebrik edelim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani katır tepse bana mısın deme. Daha iyi be hocam.